Gelin bakalım kanalımızın topluluk hizmetlerinden faydalanan üyelerimizin Mayıs ayı nasıl geçmiş? Yusuf: İrade kampı. Bu kampı sadece iradenizi geliştiren bir kamp olarak görmemeniz çok önemli. Şahsen katılmadan önce ben öyle görüyordum. Ben de öyle bir izlenim uyandırmıştı. Ancak bu kamp, eğer isterseniz çok güzel alışkanlıkları kazanabileceğiniz meditasyon, kitap okuma, spor, günlük tutma vesaire, NeverFap konusunda bilinçlenebileceğiniz, kişisel gelişiminize yardımcı olabilecek bir kamp. Gelelim en önemlisine. Bu kampa katılmadan önce irademin zayıf olduğunu düşünürdüm. Bu konuda gerçekten zavallı hissederdim. Ama şu an aslında irademin gayet iyi olduğunu düşünüyorum. İrademin geliştiğini hissediyorum. Bu kamp irademe güvenmemi sağladı ve özgüven sahibi oldum. Arif: Merhaba, görüşmeden gayet memnun kaldım. Öncelikle şunu belirteyim. Malum Türkiye'de bu bağımlılık çok ön plana çıkmıyor ve desteğe ihtiyacı olan birçok insan var. Hatta çoğu insan battığı bu çamuru güzel kokulu bir havuz zannediyor. Eline yüzüne bulaştırıyor. Halbuki bu bir bataklık ve daha çok batıyor. Bu minvalde baktığımızda terapiye ulaşmanın hem maddi hem de utanma faktörlerinden dolayı ulaşılması çok zordu. Ancak sizler sayesinde terapiye kolayca ulaşılıp insanlara olumlu anlamlar katıldı. Bunu da es geçmek istemedim. Uğur: Pornografiyi bırakmanın kolay yolu, kitabı tabu haline gelmiş ve toplumumuz tarafından normalleştirilmiş bir mevzunun bireyler üzerinde yarattığı etkiyi ve bundan kurtulmanın en doğru rehberi bir kahve ücretinde satışta. Hayatınızı düzeltmeniz ve değiştirmeniz gereken birçok şeyi fark etmenize yarayacak eşsiz bir kaynak. Ahmet: Seansın başında gergin hissetmiştim. Pornografi bağımlılığımı bir kadınla konuşacak olmak germişti. Ama görüşme başlar başlamaz Sena Hanım hemen güvenli bir liman olduğunu belli etti. Tavırları ve yaklaşımları profesyonelceydi. PMO'yu nezle gibi bir hastalık gibi tanımlaması ve işin içinden utanç duygusunu sıyırması beni bayağı rahatlatmıştı. İkinci seansla birlikte tecrübelerimi çekinmeden söylemeye başladım. Şu an aile ve bağımlılık ilişkisini tartışıyoruz. Yani bana epey iyi geliyor. Relapse olma isteğimi azaltan en önemli etkenlerden birisi bu seanslar aracılığıyla kimseye söyleyemediklerimi söyleyip hafifletmem ve sürece nesnel bir bakış açısıyla bakabilmem. Muhammed: Öncelikle ben NeverFap'le 1,5 yıl önce tanıştım. Bu 1,5 yıllık sürede 10 günü geçememişimdir. Sonrasında WhatsApp gruplarına katıldım, irade kampını öğrendim ve hemen katılmaya karar verdim. Katılmadan önce asla erken kalkamaz, işlerimi de ertelerdim. İrade kampı sayesinde artık erkenden kalkıp küçük günlük rutinler yapıyorum. Güzel bir başlangıç yapınca genelde geri kalan vakit de güzel geçiyor. Her gün izlediğim bilgilendirici videolar sayesinde bilinçlendim. Not almayı öğrendim ve de en önemlisi krizleri artık kontrol edebiliyorum. 17. günüm bugün. Rekorumu kırdım ve bunda irade kampının gerçekten etkisi çok fazla. Teşekkürler. Hasan: Dostum, hayatımı kökten değiştirdiğiniz için sana ve bu akademide emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Beni özüme döndürdünüz. Bilgiye aç, farkındalıklı, zeki ve kendini ifade edebilen biri oldum ve bu çok güzel bir duygu. Her yerde mutluluktan çığlık atasım geliyor. Artık hayat amacım ve çabalama isteğim oluştu. Büyük ihtimalle yeni hayat evresine geçtim ve çok kaliteli hissediyorum. Can: Ben Ocak ayında katılmıştım. İrade kampına bana da çok şey kattı. Disiplinli olmamı sağladı, meditasyon ve not alma gibi alışkanlıklarımı geliştirdi. Özellikle izlediğim videolar ve aldığım notlar sayesinde NeverFap'e dair farkındalığım arttı. Benim için güzel bir Mayıs ayıydı. Herkesin katılmasını tavsiye ederim. Faruk: Ben de psikoloji son sınıf öğrencisiyim ve Sena Hanım'ın tekniklerini çok başarılı buldum. Yani Gestalt, çağrışım teknikleri gibi ve NeverFap videolarıyla 130 gün sürece girip bozan biri olarak Sena Hanım'ın NeverFap'in vizyonuyla paralel ve birlikte gittiğini görmem de beni sevindirdi. Uzun vadede çok önemli katkılar olacak. Yaptığınız toplumu ve ülkemizi geliştirmek açısından çok değerli. Mücadelenizi tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun. Kerem: İlk günümde odaklanma açısından çok sıkıntı yaşamıştım. Şu an 2 haftanın sonuna yaklaştım. Odaklanma seviyem bayağı arttı. Hala eksiklikler var ama ilk gün ile dağlar kadar fark var diyebilirim. Meditasyondan zevk almaya başladım desem yalan olmaz. Çünkü meditasyon bitince daha huzurlu hissediyorum. 13 günlük olan deneyimimi paylaşmak isterim dostlar. Mehmet:
Vallahi hocam baya baya bazı alışkanlıklarımız etle tırnak gibi oldu. Ben de hiç gitmeyecek bu açıdan çok iyi oldu ilk defa. Birine hesap verme duygusu bana olumlu şeyler kattı ve zinde hayata sahibim. İrade kampı üzerinde konuşursak gerçekten tahminimin üzerinde işe yarıyor. Küçük alışkanlıklarla irade terbiye etmek ve bunu büyütmek çok mantıklı. Hep beraber yapmak kendi başına yapmaya çalışmaktan çok daha motive edici. Güzel gidiyor. Uyumaya çalışıyorum. Çok teşekkürler her şey için. İyi ki varsınız. Ferdi, pornografiyi bırakmanın kolay yolu. Kitabı çok faydalı bir kitap. Bunun tüm okullarda ders kitabı olarak okutulması lazım. Toplumdaki en önemli sorunun çözümü ve kişisel gelişimin parçasıdır. Ve büyük bir hastalığın tedavisidir. Tıp ve psikoloji literatürüne girmesi gerek. Özer, dışarıdaki çoğu psikoloğun cinsel yönelimler hakkında bir bilgisi yok. Olsa bile direkt, sen doğuştan böylesin deyip doğuştan eşcinsel olmasam bile kendimi öyle kabul etmeme çalışırlardı. Halbuki ben hiçbir zaman özümde bir eşcinsel gibi hissedemedim. Sena Hanımsa öyle yapmadı. Direkt bende öyle bir yönelim bozukluğunun olmadığını anladı ve beni özüme döndürmeye çalıştı. Şu an birlikte çok güzel ilerliyoruz. Kendisi kaçırılmayacak bir fırsat. Ali, ilk olarak gerçekten insanların yararını gözeten mükemmel bir topluluksunuz. Normalde benim düzgün bir hayatım yoktu. Kafama ne eserse o şekilde geçiyordu. İlk olarak hayata bakış açım değişti. Bu kamp sayesinde uygun düzenimi az çok oturttum. Spora gidiyordum ama bırakmıştım. Sizin sayenizde yeniden başladım. Meditasyonla kendimi buldum. Bu arada farklı meditasyonları deniyorum. Çok güzel oluyor. Nefes meditasyonundan sonra mindfulness ile ilgili meditasyonlar yapmaya başladım. Zihnimi daha berrak hissediyorum. Daha birçok alışkanlık kazandırdınız. Pornoya bakışım değişti denemez. Zaten fazla bağımlısı değildim ama bayağı azalttım. Kendimden beklemediğim kadar çok ilerleme kat ettim. Hepsi sizlerin ve kendi çabam sayesinde. Sizlere çok teşekkür ediyorum. En fazla da siz hak ediyorsunuz bu teşekkürü. İnsanlara yol gösterdiğiniz için size minnettarım. Umarım diğer insanlar da bu kötü bağımlılığın farkına varır ve bırakır. Kenan, en son seanstan bahsedecek olursam ki diğerlerinde de çok olumlu hayatıma katkısı olan gerek evlilikle ilgili gerekse de PMO konusunda süreç yaparken kendimi iyi hissetmem ve motivasyonumu devam ettirmem adına çok faydalı görüşmeler. Zamanın nasıl geçtiğini bile anlayamadım. Gerçekten her seferinde memnun kaldım ve daha rahat görüşlerimi paylaştım. Ayrıca Sena Hanım'ın yönlendirmesi ve önerileri doğrultusunda hayata bakışım ve problemlerimin çözülmesi konusunda verdiği destek için ne kadar teşekkür etsem az. Topluluk gruplarımızdan, irade kampından faydalanmak ve psikoloğumuzdan uzman desteği almak isterseniz açıklama kısmındaki bağlantıdan üye olabilir, aramıza katılabilirsiniz. Sorularınızı yorum bölümünde sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, açmadıysanız çan simgesine basarak tüm bildirimleri açmanızı kanalımızın büyümesi için rica ederiz.